Dinozorların ayak izleri nasıl oluyor da milyonlarca yıl rüzgar, erozyon ve yağmurlar tarafından bozulmadan günümüze kadar kalmayı başarabiliyor? Bize izlerini bırakan bu şanslı dinozorlar daha önceden bataklık veya nehir kenarı gibi ıslak ve sulu kalmış, yumuşak, çamurlu bölgelerde bazen sürüler halinde bazen de yalnız başlarına yürüdüler. Ve yürürken vücut ağırlıklarıyla bu bölgelerde çökeltiler oluşturdular. Daha sonra bu izler güneşin sıcaklığı ile kuruyarak iyice sertleşti. Dinozorlar dünyanın hemen hemen her yerinde yaşamasına ve yürümesine rağmen çoğu iz başka canlıların, yağmurların veya toprak değişimlerin sebebiyle silindi ve gitti. Ama kuruyan izlerin bazılarının üzeri tekrardan toprak tortullarla kaplandı. Sonrasında ise üstü tekrar defalarca bu şekilde örtüldü. Kat kat toprak altında sıkışan bu dinozor ayak izleri böylece yağmurdan, fırtınadan ve her türlü erozyondan korunmayı başardı. Bu izlerin üstündeki tortul katmanları sıkılaştıkça taş gibi sert bir hale geldi. Bu bahsettiğim sürecin gerçekleşmesi jeolojinin temel kavramları arasında yer alır. Litifikasyon denen bu olay yumuşak tortulların sert kayalar haline gelmesini tanımlar. Kayalaşma da denen bu süreç ilk başta kum, çamur, silt ve kil gibi tortulların daha fazla aşağı doğru çökerek yeni çökeltilerin altına gömülüp çok daha fazla sıkılaşmasıyla başlar. Üstünü kaplayacak yeni çökeltiler ise su veya hava dolu gözenekleri olan daha gevşek malzemelerden oluşur. Daha sonra litifikasyonla bu gözenekler iyice azalır ve boşluklar katı mineral malzemelerle dolar. Böylece milyonlarca yıl sonra bu izler zarar görmeden katılaşarak kayalaşır. Bir hayvan ayak izini oluşturan fosilin tarzı diğer türdeki iz veya vücut fosillerinden ya da tünel, oyuk, delik gibi oluşumlardan farklıdır. 2 veya 4 ayağa sahip bir hayvan eğer sabit kalmamış ve ilerlemişse bu ayak izleri çift taraflı uzanarak kendini tekrarlayarak paralel şekilde gruplar halinde ilerler. Fakat bu izler her zaman bu şekilde net ve düzgün olmaz. Bazen sürünerek ya da zıplayarak ilerleyen hayvanlara da değişik ayak izleri kalmış olabilir. 2018 yılında Science Advances'ta yayınlanan bu makale, dünyanın bilinen en eski ayak izi fosili olması açısından da bize güzel bir örnektir. Bilim insanları Güney Çin'in Yangtze Boğazı'nda 551 milyon yıl öncesinde çamura paralel bir şekilde bırakılmış izler buldu. Bir kireç taşının üzerinde bulunan birkaç milimetre uzunluğundaki bu ayak izlerinin sahibi olan canlı yaşadığında henüz daha kambriyan patlaması bile gerçekleşmemişti. Ayak izlerinin düzensiz ve karışık olması bunların ne tür bir hayvana ait olduğunu belirleme konusunda bilim insanlarına yeterli miktarda veri sağlamıyor. Bu yüzden bu canlının ne olduğunu söylemek biraz zor. Bu gibi fosil ayak izlerini inceleyen bilim dalı, fosil bilimi olan paleontolojinin içindeki iknoloji yani iz bilimidir. Fosil ayak izlerinin peşindeki bilim insanlarına da iz bilimci denir. Ayak izi fosilleri üzerine çalışan bilim insanları fosillere bakarak bu dinozorların etçil ya da otçul olmasından tutun, yürüyüş ve koşma şekli dahil olmak üzere yaşadığı ortama kadar birçok bilgiyi öğrenebilir. Bu iz bilimciler insan dahil olmak üzere pek çok hayvanın ama en çok da dinozor ayak izlerinin peşindeler. Sayıları az dahi olsa dünyanın pek çok farklı bölgesinde dinozor ayak izlerine rastlamak mümkün. Amerika, Çin, İspanya, İskoçya, Moğolistan, Türkmenistan, Romanya, Tunus ve Polonya bunlardan sadece birkaçı. Bazı ülkeler ayak izlerinin olduğu bu bölgeleri milli park haline getirip koruyarak genç yaşlı herkesin ziyaretine ve araştırmasına sunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Utah'ta bulunan Dinozor Ulusal Anıt Bölgesi buna en iyi örneklerden birisidir. Bu bölge bulunan dinozor kemikleri, fosilleri ve ayak izleriyle ünlü. Sadece dinozor taş ocağının bulunduğu duvarda bile 1500 kemik görebilirsiniz. Burada Allosaurus, Apatosaurus, Camarasaurus, Diplodocus ve Stegosaurus dahil olmak üzere çok sayıda farklı dinozor türünün kalıntılarına bakabilirsiniz. Dinozor kemiklerinin henüz birkaç düzinesi açığa çıkarılmış olsa da çok iyi korunmuş olan Allosaurus fragilis kafatası taş ocağı sergi salonunun en dikkat çekici fosili olmayı başarıyor. Dinozor iskeletleri bize çok büyük ve sağlammış gibi gelse de özellikle kafatasları kolayca ezilebilen çok ince kemiklerden oluştuğu için nadiren milyonlarca yıl saklanıp korunabilirler. Bu Allosaurus kafatası gibi iyi korunmuş olanların bile aslında birçok parçası henüz daha fosilleşme gerçekleşmeden kaybolmuş oluyor. Allosaurus fragilis Carnegie ocağında bulunan 3 teropottan biridir. Diğerleri Keratosaurus ve Torvosaurus tenleri türü dinozorlardır. Allosaurus omur kemiklerine atıftan dolayı farklı sürüngen anlamına gelir. Çoğunlukla kendisinden küçük dinozorları yiyen bir terapot türüydü. 7-8 cm uzunluğunda biftek bıçağı gibi tırtıklı çok keskin dişleri vardı. Yetişkinler muhtemelen küçük gruplar halinde avlanırken genç Allosauruslar küçük omurgalıları avlamak için koşmaya daha iyi adapte olan uzun bacaklarından faydalanıyordu. Allosaurus'un 8-9 metre uzunluğu, keskin dişleri ve kanca şeklindeki pençeleriyle
Jura'nın birçok yaratığı için hayatı kabus haline getirdiği düşünülüyor. Daha önceleri Antrodemus tür adıyla anılan Allosaurus'lar, Jurassic Ulusal Anıtı Alanı'nda bulunan 15.000 fosil içinde öne çıkan tür olduktan sonra Allosaurus olarak anılmaya devam etti. Allosaurus ilk defa 1877 yılında Amerikan paleontoloji profesörü Othniel Charles Marsh tarafından tanımlandı. Charles Marsh, paleontoloji alanında zamanının en önde gelen bilim insanlarından biriydi. Dönemin ünlü paleontoloğu Edward Drinker Cope ile daha sonra kemik savaşları adını alacakları inanılmaz bir rekabet halindeydi. İkisi de çok farklı dinozorlar keşfetti. Charles Marsh, mezozoik sürüngenler, kretase kuşları ve erken memelilerin koleksiyonu ile Yale'deki Peabody Doğa Tarihi Müzesi'ne büyük bir miras bırakmıştır. Marsh özellikle kuşlar üzerine yaptığı çalışmalarla Darwin ile mektuplaşarak daima iletişimde olmuş ve onun en büyük savunucuları arasında bulunmuştur. Marsh ayrıca erken atları, uçan sürüngenleri, Ichthyornis ve Hesperornis gibi kuşları tanımlarken, Kretase ve Jura'da yaşayan günümüzün popüler dinozorları olan Triceratops, Apatosaurus, Stegosaurus, Brontosaurus gibi bazı çok önemli canlıları da tanımladı. Keşfettiği ara türler ve fosiller sayesinde Darwin'in evrim teorisine kanıt olarak en büyük katkıları da o bulundu diyebiliriz. Dinozor Ulusal Anıt Bölgesi'ndeki 120 milyon yıllık dinozor ayak izlerinin bazıları Megalosaurus'a, bazılarının ise Diloposaurus'a ait olduğu biliniyor. Bray Wilderness bu parkta bulunan ayak izlerini takip ederken dinozorların yanında yürüyor gibi hissettiğini de ekliyor. Hepimiz Diloposaurus'u Jurassic Park'ın belki de en korkunç sahnesinden hatırlarız. Fırfırlarını açıp zehir tükürerek herkesi korkuttuğu için T-Rex kadar büyük bir üne sahiptir kendisi. Filmde aktarılanın aksine Diloposaurus'un fırfırları yoktu. Ayrıca zehir de fırlatmıyordu. Film yapımcıları dikkat çekmek ve o sahneyi biraz daha korkutucu kılmak için Diloposaurus'u bu şekilde tasarlamayı düşünmüşlerdi. Çok etkili olduğunu da söyleyebiliriz. Diloposaurus'un ayak izi ve fosillerine bakacak olursak filmde gösterilenden çok daha büyük bir cüsseye sahipti. Ortalama 7 metre uzunluğa ve yaklaşık 400 kilo kadar bir vücut ağırlığına sahipti. İki ibikli kertenkele anlamına gelen Diloposaurus ilk defa 1940 yılında Arizona'da bir Amerikan yerlisi tarafından keşfedildi. Diloposaurus avını yakalamak için zehir ve boyun fırfırı gibi hilelere ihtiyaç duyacak küçük bir dinozor değildi. Aksine çok daha iri ve güçlü bir yırtıcıydı. Muhtemelen küçük çeteler halinde Jura'nın simgesel otçulları olan bazı sarapotlarla besleniyorlardı. Diloposaurusların en ünlü özellikleri olan kafaların üzerindeki çıkıntıları tür içi cinsel seçilim baskısı sonucunda gösteriş için oluştuğu ve renkli olduğu düşünülüyor. En iyi korunmuş fosiller arasında bulunan ve Jurassic Park'ın Velociraptor'una ilham veren dinozor olan Deinonychus Anthropus'un iskeleti ise 2022 yılında açık arttırmada yaklaşık 18 milyon dolara satıldı. Halka açık bir müzede sergilenmesi gereken bu fosillerin satılması bilim insanları ve koleksiyonerler arasında da büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Müzayede de satılan Deinonychus'un iskeletinin yeni sahibi İzmirli Homeros'un epik şiiri İlyada'daki efsanevi Truva Savaşçısından ilham alarak ona Hector adını verdi. Utah bu gibi dinozor fosilleri ve ayak izleri konusunda çok popüler bir bölge. Bilim insanları bu bölgede yeni fosiller ve dinozorlar keşfetmeye devam ediyor. 2017 yılında Science Direct'te yayınlanan makaleye göre rekor niteliğinde olan keşiflerden bir tanesi de Fransa'da yapıldı. 2009 yılında Fransa'nın Planck köyünde keşfedilen bu ayak izlerini inceleyen bilim insanları bunun dünya üzerinde yürüdüğü bilinen en büyük dinozor türü olan sauropodlara ait olduğunu onayladı. Planck'tan gürleyen ayak anlamına gelen Brontopodus plagensis, 40 metre boyu ve 35 ton ağırlığı bulabilen 150 milyon yıl önce yaşamış bir dinozordu. Bilim insanlarına göre o zamanlar bu bölge sığ sulak alanlardan oluşuyordu ve bu yüzden bu dev dinozorların bastıkları her yerde çok derin bir çöküntü oluşuyordu. Sauropodların 155 metre boyunca kaybolmayan ayak izleri sayesinde bu bölge en uzun dinozor yolu rekorunu elinde bulunduruyor. Diğer farklı ayak izlerine bakacak olursak muhtemelen yalnız değillerdi ve bazı yırtıcı terapod dinozorlar tarafından da takip ediliyorlardı. Bu yırtıcı dinozor takiplerinden bir tanesi ise 2018 yılında İskoçya'da keşfedildi. Scottish Journal of Geology dergisinde yayınlanan makaleye göre bu ayak izleri yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşayan muhtemelen T-Rex'in bir kuzeni olan yırtıcıya aitti. Ön ayak izi olmamasından dolayı iki arka ayağı üzerinde yürüdüğü anlaşılan bu avcı dinozorun yaklaşık 1 ton ağırlığa ve 5-6 metre boya ulaştığı düşünülüyor. İzlerin Pangea kıtasının yeni ayrılmaya başladığı bir döneme denk gelmesinden dolayı bu dinozorun dolaştığı zamanlar buraların subtropikal bir iklime sahip sığ sulak alanlardan oluştuğu düşünülüyor. Bu sulak alanlarda dolaşan dinozorun attığı her adımda 3 tırnağı da çamurun içine gömülüyordu. Batıçık'a dolaştığı bu bölgede bir ava rastladı mı bilmiyoruz. Fakat Avustralya kıtasında benzer bir takibin sonuca ulaştığını söyleyebiliriz. Brom'da meşhur olan dinozor ayak izlerini tekrardan simüle eden bazı araştırmacılar buldukları sonuçlar karşısında şaşkınlığa uğradı. Bölgede onlarca farklı dinozor türüne ait ayak izi var. Ama aralarından bazılarının izlerini takip ettiklerinde bir yırtıcı ile bir
bir otoburun karşı karşıya geldiğini keşfettiler. Sadece ayak izine bakarak tür tayini yapmamız pek mümkün değil. Ama günümüzde yaşayan fillerin ayak izlerine benzerliğinden dolayı 130 milyon yıl önce yavrusuyla birlikte ilerleyen bir sauropod türü anneye, teropod türü aç bir yırtıcı dinozora saldırdığı düşünülüyor. Avustralya her iki türdeki dinozor ayak izleri konusunda oldukça zengin. Ama sadece Brom kasabasında aralarında Tyrannosaurus, Ankylosaurus, Arnitopod ve Stegosaurus gibi onlarca farklı dinozor türüne ait dinozor ayak izini görmek mümkün. Kaintain Point'te ise 3 parmaklı teropod izleriyle muazzam büyüklükteki yuvarlak sauropod izlerinin güzel örneklerini görebilirsiniz. James Cook Üniversitesi'ndeki bilim insanları geçtiğimiz yıllarda 1,5 metreye aşan boyu ile dünyanın en büyük ayak izi fosillerini bulduklarını duyurmuştu. Bir sauropoda ait olan bu ayak izleri bir insanın boyunu geçebilecek büyüklükte olmasıyla dinozor meraklılarının görmek istediği yerlerin başında geliyor. En büyük dinozor ayak izlerini gördüğümüze göre şimdi en ufak olanlara geçebiliriz. 2021 yılında Geoscience World'da yayınlanan bir makaleye göre Çin'de 5.7 santimlik yavru dinozorlara ait ayak izleri bulundu. Queensland Üniversitesi'ndeki görevli bilim insanları bu dinozorun Stegosaurid familyasına üye, otçul ve zırhlı bir dinozor olduğunu düşünüyor. Yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen Voerosaurus türüne ait olan bu yavrunun yanındaki büyük ayak izlerine bakarak aile büyükleri tarafından korunduğu yorumu yapılıyor. Çin özellikle 150 milyon yıl önce dinozorlar için yaşaması çok uygun bir bölgeydi. Ki bu yüzden Çin dinozor fosili ve ayak izleri konusunda da çok zengin bir ülke. 2022 yılında Kuzey Çin'de sadece tek bir alanda 4000'den fazla 4'ten farklı dinozor türüne ait olduğu düşünülen ayak izleri bulundu. Bilim insanları bölgenin sulak ve ormanlarla kaplı olmasından dolayı bu bölgenin dinozorlar için ideal bir yaşam alanı olduğunu belirtiyor. 2021 yılında Galler'de ailesiyle birlikte dolaşan 4 yaşındaki Lily Wyler adındaki bir kız çocuğu babasına deniz kenarında bulduğu ayak izlerini gösterdi. Galler Doğa Tarihi Müzesi'nden gelen yetkililer Lily'ye son 10 yılın en iyi korunmuş dinozor ayak izi keşiflerinden birini yaptığının haberini verdiler. Fizz.org'da yayınlanan makaleye göre 220 milyon yıl önce yaşayan bu dinozorun bir grallator türüne ait olduğu düşünülüyor. Bilim insanları yaklaşık 10 santimlik bir ayak izine sahip olan bu dinozorun ortalama 75 santimlik boyu ile iki ayakları üzerinde yürüyen, diğer küçük böcek, sürüngen ve hayvanları avlayan bir yırtıcı olduğunu belirtiyor. Ayak izini bırakan dinozor iki arka ayağı üzerinde yürüyen ve aktif olarak diğer küçük hayvanları ve böcekleri avlayan ince bir avcı olarak tanımlandı. Bu ayak izi de diğerleri gibi deniz ve doğa onu tamamen yok edene kadar orada kalmaya devam edecek. Dünyanın hemen hemen her yerinde çeşitli türlerde ve büyüklüklerde dinozor ayak izi bulmak mümkün. Fakat bu gibi bir fosile denk gelmek işte büyük bir şans. İspanya'da bulunan bu ayak izi buraya kadar anlattığım dinozor izlerinden biraz farklı. 2022 yılında PLOS ONE'da yayınlanan makaleye göre 130 milyon yıl önce yaşayan bu teropod türü dinozorun ayak parmaklarından biri ileri doğru değil geriye doğru kıvrılarak büyümüş ya da sonradan sakatlanmıştı. Ayak izlerini başka teropod dinozorlar ile karşılaştıran bilim insanları bu dinozorun yaralı ayağını dengelemek için sağ ayağının üzerine daha fazla ağırlık verdiğini tespit etti. Benzer davranışları yaşayan dinozorlar olan günümüz kuşlarında da görüyoruz. Biliyorsunuz ki kuşlar dinozorların doğrudan torunları. Bu tabloda göründüğü gibi timsahlar ise en yakın akrabaları konumunda. Bu dinozor izleri bize 130 milyon yıl öncesi gibi acımasızlığın en yüksek boyutlarda olduğu dönemlerde bile fiziksel engellerin hayatta kalma isteğinin önüne hiçbir zaman geçemediğinin güzel bir kanıtı. Aynı zamanda dinozorların kuşlar olarak günümüze kadar nasıl dayanıklı bir şekilde hayatta kalabildiğini de bize daha iyi açıklıyor.